Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, yani bilinen adıyla NASA'nın Mars'a gönderdiği araç inişini gerçekleştirdi. 7 ay süren yolculuk hakkında NASA, bu araç ile insan duyularını da Mars'a götürüyoruz dedi. Ve Türkiye'den de 2,5 milyon kişiyi yanında götürdüm. Peki nasıl mı? Bilin istedim. Güneş sisteminde bize en yakın gezegenlerden biri olan Mars, birçok uzay keşfi macerasında merkezinde yer alıyor. Yani Mars ile temas yalnızca dün izlediğimiz görüntülerden ibaret değil. NASA'nın ilk başarılı Mars görevi 1971 yılında gerçekleşti. Bugün konuştuğumuz yolculuğu geçmiş keşiflerden ayıran ise çok önemli bir fark var. Keşif aracı Perseverance'i yüzeye indikten sonra küçük bir helikopter havalandıracak. Ve bu helikopter başka bir gezegende havalanan ilk helikopter olma özelliğini taşıyor. Türkçe'de azim anlamına gelen Perseverance aracının Türkiye ile de çok yakından bir ilgisi var. NASA'nın Temmuz'da başlattığı Adınızı Mars'a Gönderin kampanyasına tam 2,5 milyon kişiyle en çok katılım Türkiye'den sağlandı. Tek ilgisi bu değil elbette. Aracın bir Mars yılı boyunca keşif yapacağı krater ve oradan elde edilecek veriler Salda Gölü'nden alınan örneklerle kıyaslanacak. Önümüzdeki yıllarda daha çok bilgi alacağımız Mars için ise hedef, insanlı bir uzay aracını gönderebilme kapasitesine ulaşabilmek.